6 Haziran TYT tarih sorunun çözümleriyle yeniden beraberiz. yukarıda bize bir çizelge vermiş ve milat demiş. Hz. İsa'nın doğumu ve bir tarih çizelgesi çıkartmış. Biz bununla ilgili daha önceki anlatımlarımızda ne demiştik? Milattan önceki tarih günümüzden uzaklaştıkça rakamsal değeri büyür. milattan sonraki duruma baktığımızda da günümüzde yaklaştıkça tarihsel değer büyümekteydi. İşte bu durumu göz önünde bulundurduğumuzda hangilerine ulaşılabilir diyor. Milattan önce 3200 tarihi 375 tarihine göre günümüzden daha uzaktır. Evet gördüğünüz gibi 753 tarihi günümüze daha yakınken 3200 daha uzak durumda. Sayı doğrusu gibi düşünmenizi söylemiştim size. Milattan sonra tarihleri günümüze yaklaştıkça sayısal değer olarak artar. Doğru bir bilgi. Milattan önce ve sonra iki tarih arasındaki farkı bulmak için çıkarma işlemi yapılır. Hayır. Eğer milattan önce iki tarih arasındaki zaman farkını bulmak istiyorsam, evet çıkartma işlemi yapabilirim. Ama biri milattan sonra, biri milattan önce ise o zaman bir toplama işareti yapmam gerekmektedir. Yani sayı doğrusuyla aynı mantık. İkinci sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde kazaların başında ilmiye sınıfına mensup kadılar bulunmaktaydı. Kadılar bulunduğu kazada devletin şer'i ve örf'i kanunlarını uygular, evlenme, boşanma, vakıf kurma, kiralama, alım satım gibi işlemlerin karara bağlanması gibi işler, işlevleri yerine getirirdi. Yani adaletten sorumluymuş. Aynı zamanda merkezi otoritenin devamlı ve asayi sağlanmasında da subaşılar yer alırdı ki İslamiyet öncesi Türklerde de subaşıları biliyoruz. E, Asesbaşı gibi zabıta kuvvetlerinin başında görevliler de kadıya bağlıydı demiş. Buna göre kadıların yukarıdaki alanların hangisindeki görev ve yetkilerinden söz edilmemiştir diyor. Güvenlik dediğimiz zaman su başı ve asas başalarının başı olması yönünde biliyoruz. Daha sonra merkezi otoritenin devam niteliğinde olması, sonra kanun uygulayıcı olması sebebiyle yönetim ve hukuk anlamında da iyi. Vakıf kurma, kiralama, alım satım derken maliyeden sorumlu olduğunu görüyoruz. Fakat kadılar eğitimden sorumlu değildir. Eğitimden sorumlu olan de. O yüzden yanıtımız aşıkkı. Evet 17. ve 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde değişik amaçlardan bazı ayaklanmalar çıkmış. Yeniçeri ki İstanbul merkez ayaklanmaları diyorduk. Celali yani Anadolu ayaklanmaları ve Suhte. Suhte'de de medrese mezunu iş bulamamış insanlar çıkarttı isyanlardı. Bunların en bilinenleri. İsyanlar karşısında devlet bir düzen önlem alarak düzeni korumaya çalışmış. Ancak bu isyanlar devletin sosyoekonomik yapısının bozulmasında da önemli bir rol oynamıştır. 17 ve 18. yüzyılda Osmanlı'nın duraklayış arkasından bir gerileme sürecine girişini biliyoruz. O zaman diyor aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlar arasında gösterilemez tarımsal ve hayvansal üretimin azaldığını Celali ile ilişkilendirebiliriz. Çünkü Anadolu isyanlarıdır ve üretim Anadolu'da yapılmaktadır. Yetkisiz kişilerin devlet işlerine karışması. Burada Yeniçerilerin yönetime müdahalesini biz hatırlıyoruz. Medrese eğitim ve öğreniminin gerilemesi. Burada Suhte isyanlarına bir değinme söz konusu. Anadolu'da birçok insanın hayatını kaybettiği. Evet bu isyanlarda Önemli tedbirler alınıyor ve kayıplarda yaşanabiliyor. Ama yönetimde dinsel etkinin artması, ağırlığının artması ile ilgili bir çıkarımda bulunmam mümkün değil. Evet. Bunları eşleştirmemizi istiyor. Aynı sevdiğim soru tipi. Teşkilat Esasiye Kanunu'nun kabul edilmesi, devletçilik ilkesinin uygulanması ve şapka kanununun kabul edilmesi demiş. Teşkilat Esasiye Kanunu, Teşkilat Esasiye Kanunu arkadaşlar, 1921 anayasasıydı değil mi? Yani siyasi alandadır. Şu ikisi. Devletçilik ilkesi deyince aklımıza ekonomi alanında yapılan her şey gelecek demiştik ilkelerden bahsederken. O zaman buraya ulaştım. Şapka kanunuysa toplum ilgilendirdiği için sosyal bir e, devrim kabul edilir. Peki Lozan Lozan Konferansı'na katılan devletler yeni Türk devletinde azınlık haklarının verilip verilmediğinin itilaf devletleri tarafından denetlenmesini istemişlerdir. Bu durum yeni Türk devletinin hangi anlayışına açıkça aykırıdır diyor. Sosyal devlet bu iç işlerimizle alakalı bir durum. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamamızla ilgili durum. En önemlisi iç politikayla ilgilidir. Ama Lozan dış politikanın bir sonucudur. Olmaz. Hukukun üstünlüğü bu da yine iç politikayla alakalı bir durumdur. Uluslararası bir anlaşmada yani dış politikada bundan bahsedemeyiz. Fakat bağımsız devlet olmamız bizim devlet anlayışımıza aykırı bir durumdur. Devletler arası bir meseledir. Dolayısıyla yanıt C şıkkı. Teşekkür ederim.